Efendim tekrar sefalar getirdiniz, hoş geldiniz. Bir bayram günü, Cenab-ı Rabbül Alemin bayramınızı mübarek kılsın. Allah-u Zülcelal sizden de bizden de kabul buyursun. Sahabe-i kiram efendilerimizin duası. İstedik ki bayram neşesini biraz evlerimize taşıyalım. Dışarı çıkamıyoruz, ziyaretlere gidemiyoruz. Bu vesileyle bayramlaşalım. Büyüklerimizin ellerinden öpelim, küçüklerimizin gözlerinden öpelim. Bugün bu aradaki konuğumuz Beşir Derneği Genel Başkanı Fatih Sarıyer ağabeyim. Abi hoş geldin, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk hocam. Ben Beşir abi demek geliyor hep içimde. Nasılsınız, bayramınız mübarek olsun. Çok teşekkür ederim, ben de sizlerin bayramını tebrik ediyorum. Allah razı olsun. Tüm İslam alemin inşallah. Amin. Hayırlı, huzurlu, nice bayramlara erişmeyi Rabbim hepimize nasip etsin. İşte. Amin. Fatih abi hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk hocam. Nasılsın abi? Elhamdülillah hocam, sizler de iyisiniz inşallah. Allah razı olsun, bayramınız mübarek olsun. Allah razı olsun. Hayırlı hocam, geldiniz. Sizlerin de. Allah razı olsun. Vallahi iftar sevincimize ortak oldunuz hocam. Eyvallah. Evimizde elhamdülillah çok istifade ettik programlarınızdan. Bu arada reklam arasında bir sistemde bulundum. Hocama misafir olarak gittiniz ama sizi konuk edemedik. Nasip olmadı hocam. Eyvallah. İnşallah. Hayırlısı. Rabbim muvaffakiyetler versin. Allah razı olsun. Bayram sevinç günü. Tabii bu sevinç paylaşınca güzel oluyor. Bayram olduğu anlaşılıyor. Bayramda sevinebilenler, sevinemeyenler ve paylaşmak, bayramlaşmak, birilerini sevindirmek, birilerine müjde olmak, biraz bundan bahsedin istiyoruz. Allah razı olsun. Buyurun. Hocam. Gerçekten öyle. Bayram sevinç demektir. Tabii biz faaliyetimizin sonucu itibariyle birçok sevince şahit oluyoruz hocam. Yani 365 gün Türkiye ve tüm mazlum coğrafyalarda bu sevinci insanların gönlünde ve yüzlerinde görmenin ayrı bir mutluluğunu yaşayan bir kardeşiniz olarak aslında bu soruyu cevaplayacağız. Elhamdülillah. Yani tabii bayram herkes için bir sevinç, bir mutluluk kaynağı ama paylaşanlar için apayrı bir anlam taşıyor. Çünkü onlar paylaşırken aynı zamanda başkalarını da sevindiriyorlar hocam. Bizim vardığımız her hanede, çaldığımız her kapıda bizi sevinçle karşılayan çocukların çığlıkları, mutlulukları, o teyzelerimizin, dedelerimizin duaları, yani belki onları fiilen bağışçılarımıza, paylaşan dostlarımıza aktarma imkanımız olmuyor mu? Ben gönülden gönüle bu şeyin, sevginin ve coşkunun aktığına inanıyorum. Bu anlamda biraz da o insanların mahremiyetini muhafaza etmek adına tabii, yapmıyorsunuz. Tabii hocam. Yani biz hem mahremiyet anlamında hem de yani milyonlarca insanın hem hayrına hem de sevincine ortak olmak bu işi, bu güzelliği ortaya çıkarabilmek gerçekten çok titizlik isteyen, bir mahremiyet isteyen bir konu. Allah o anlamda ne paylaşanı ne alanı teşhir etmek veyahut da ifşa etmek bizim çalışma prensibimizde olmuyor maalesef. Allah-u Teala muvaffakiyetler versin inşallah Fatih abi. Kıymetli abi, sünnet gereği ki kimi zaman tedbir almak da vaciptir. Biz salgın dönemi yaşıyoruz. Hepimiz evlerimizdeyiz. Ramazan biliyorsunuz paylaşma vaktidir, paylaşma zamanıdır. Fitresiyle, zekatıyla. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin bir hadis-i şerifi var. اِتَّقِ فَرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَاِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللّٰهِ Mümini keskin ferasetinden sakının, Allah'ın nuruyla nazar eder diyor. Mümin akıllıdır. Zekatı hani havl deniliyor kitaplarda. Sene-i devriyesi olunca zekat farz olur. Müminler öyle bir denk getiriyor ki Ramazan-ı Şerif'te bu zekatı veriyorlar. Evet. Çünkü sevabı kat kat artıyor. Yani eğer en az normal zamanda 1'e 10'sa ayeti celilerin ifadesiyle Ramazan-ı Şerif'te bunun hayır-ı hasenatı daha fazladır. Ama hepimiz evlerimizdeyiz. Sadece Ramazan'da değil, bayramda aynı zamanda paylaşmak manasına geliyor. Bayramda bu paylaşımı nasıl yapabiliriz? Yetimleri, miskinleri nasıl sevindirebiliriz? Hocam tabii bu süreç Ramazan'ın başıyla işliyor aslında bu takvim. Dediğiniz gibi bağışçılarımızın birçoğu zekatlarını bu ayda vermeyi tercih ediyorlar. O anlamda şöyle bir mevzu var. Fitrelerle beraber, zekatlarla beraber, bağışlarla beraber zaten Ramazan içerisinde biz ailelerimizi bir sevinç ve bir paylaşma anlamında gerekli çalışmaları yapıyoruz. Bayram sabahı ise gelen bağışlarla biz Arefe gününden başlamak suretiyle hocam
kahvaltılıklar ikram ediyoruz. Çocuklara şeker, çikolata ve oyuncaklar taşıyoruz ki o bayram sevinci, o bayram sabahının neşesi de aynı zamanda o coşkuyla ortak olabilsin anlamında. Ama hani paylaşmak sadece maddiyatla da değil. Bayramlarda bir muhabbeti, bir selamı, bir tebessümü de insanlara ulaştırmak gerekiyor. Bu anlamda biz gerek sosyal medyamızda, gerek gönüllerimiz ağında, gerek de çalışmalarımızda hep şunu da söyledik. Madden verebildiğimiz gibi manen de verebilmemiz lazım. Özellikle bayram sabahı kimsenin arayacak kimsesi olmayanları bulmak, onlara bir selam, bir kelamla da olsa onları mutlu edebilmenin de derdinde olmamız lazım. Çünkü her şey maddiyat değil hocam. Yani ben bizler bu çalışmaları yaparken şunu gördük. Götürdüğümüz maddi varlıktan ziyade maneviyat insanları daha diri tutuyor. Maneviyat insanlara daha çok ümit aşılıyor hocam. Belki bir kutu kumanya bir ay onların ihtiyacını giderecek ama bu faaliyet onların bir ömür boyu ayakta kalmalarını sağlıyor. O anlamda asıl işin manevi tarafı, yani selam verme, kardeşinle ilgilenme, kardeşlerin haliyle hallenme derdi daha kıymetli kalıyor. Aslında verilen maddi yardımın yanında daha manevi yan. O anlamda bayramlaşma hocam, bayram günlerinde yetimlerin gerçi hani bu zamanda 1,5 metrelik bir sosyal mesafe kuralımız var. Hani yetimlerin başını okşamak, onlara ilgilenmek, yaşlarımızı ziyaret edip ellerini öpmek çok kıymetli. Ama en azından şimdi teknoloji de var. Görüntülü konuşabiliyorsunuz veyahut da telefon açabiliyorsunuz veyahut da kapılarına varıp o sosyal mesafeyi koruyarak hal hatır sorabiliriz. İnanın o insanların o anki mutluluğunu hiçbir şeye değişemezsiniz. Çünkü bu bayram en çok yalnızlar için buruk geçiyor. Çünkü arayanları yok, soranları yok. Yani belki eskiden komşu çocukları kapıyı vurup şeker veyahut da harçlık almak için geliyorlardı. Bu sene o da yok. Onun için daha da ön plana çıkıyor ki bizim akrabalarımızı, eşimizi, dostumuzu, komşularımızı, mahallede yalnız yaşayan insanlarımızı arayıp sormamız, onların haliyle hallenmemiz lazım. Beşir ismi de zaten bir bayram sabaha başlayan bir hikayeyle aslında konuldu değil mi? Anlatmak ister misiniz kısaca? Hocam Beşir, sizler daha iyi biliyorsunuz. Yani aleyhissalatü vesselam Efendimizin bir bayram sabahı, Medine'de bir bayram sabahı. Çocuklar tabii oyun oynuyorlar. Neşeli bir sevinçli, bayram elbiselerini giymişler. Mutlu bir şekilde oyun oynuyorlar ama köşede bir çocuk var. Mahzun, ağlıyor ve pecmurde bir durumda. Peygamber Efendimiz soruyor, niçin ağlıyorsun ey çocuk diyor. O da diyor, benim babam Uhud'da şehit oldu diyor. Ondan dolayı ağlıyorum. Yani bu halim ondan dolayı diyor. Tabii Peygamber Efendimiz olduğunu bilmiyor çocuk, yani bilmeden halini anlatıyor. Peygamber Efendimiz de ister misin diyor, Muhammed senin baban olsun, işte Fatıma senin kardeşin olsun, ister misin diyor. Çocuk öyle deyince anlıyor ve çok seviniyor, çok mutlu oluyor. Gözleri böyle bir neşeyle, bir sevinçle doluyor. Ve kabul ediyor tabii ki bu teklifi. Peygamber Efendimiz'le beraber yürüyorlar. Ve Peygamber Efendimiz çocuğa ismini soruyor. Senin ismin nedir diye. Müceyir diyor çocuk. Peygamber Efendimiz de Müceyir herhalde bir böcek ismi gibi bir şey olacak ki hocam. Peygamber Efendimiz de çocuğun ismini, bundan sonra senin ismin Beşir olsun diyor. Yani bir yetim var, mutlu edilmiş bir yetim var ve onunla ilgilen bir Peygamber Efendimiz var aleyhissalatü vesselam. O hikaye zaten bizim asıl hizmetimizin özünü oluşturduğundan dolayı o Beşir ismi işte kurumumuzun ismi oldu. O Beşir'le buraya gönül verenlerin ismi Beşir oldu. Hocam dedi ya, size Beşir demek istiyorum. Bize çok söyleniyor hocam. Sadece biz ismimizi de unuttuk. Bütün Beşir'lerle, yani binlerce, on binlerce Beşir sahada elhamdülillah bir yetime, bir garibe, bir öksüze Beşir olmak için gece gündüz çalışıyorlar. Müceyyitleri müjdelemek için sahadalar. Evet, elhamdülillah. Allah razı olsun. Rabbul alemin tevfikinizi artırsın. Allah'u zülcelal, ilahi ente maksudi ve radake metlubi sözünü kalbimizden akşetmeyi nasip eylesin cümlemize. Amin inşallah. Bu yaygın hastalık sürecinde, yalnızlardan bahsettiniz, yetimlerden bahsettiniz. Yalnızların daha da yalnızlaştığı bir süreç esasında. Evet. Bunu siz daha yakinen gördünüz. Gidip ziyaret etme imkanı daha kısıtlı, ihtiyacını
elhamdülillah devletimizin imkanları, sunduğu imkanlar, vefa destek grupları, kapılarını çalmaları, onların ihtiyaçlarını götürmeleri, ihtiyacı yoksa bile hal hatır sormaları çok kıymetli onlar için. Sizler bu çerçevede, evet kısmen konuştuk Ramazan-ı Şerif içerisinde ama her an gelişmeler olabiliyor. Dolayısıyla revize edilebiliyor. Biraz bize ondan bahsetseniz, faaliyetlerinizden. Bu salgın dönemindeki faaliyetlerinizden. Evet hocam. Hocam öncelikle tabii vefat eden tüm vatandaşlarımıza Allah-u Teala'dan rahmet diliyoruz. Hastalarımıza da acil şifalar diliyoruz. Allah-u Teala bir an önce bizi bu virüs belasından kurtarır. Selamet erdirir inşallah tüm inananları ve insanlığı. Tabii bu süreç çok beklenmedik bir anda. Daha önceden de yakın zamanda tecrübe edilmemiş bir süreçti hocam. Bütün devletler, bütün insanlık buna tabiri caizse hazırlıksız yakalandı. Ama müminler, inananlar, inananların oluşturduğu toplumlar zaten her türlü böyle durumlarda hem inanç anlamında hem de kültür anlamında hazırlar hocam. Yani o anlamda bir kere Türkiye'de yardımlaşarak, paylaşarak, birbirimize destek olarak bu süreci bence diğer ülkelere, batılı ülkelere nazaran çok rahat atlattığımızı düşünüyorum. Devletimiz gerek kendi imkanlarıyla vatandaşına sahip çıkması, daha önceden hazırlıklı olması hem sağlık alanında hem teknik altyapı anlamında hem de sağlık ekipleri anlamında daha önceden hazır olması duruma. Paylaşmayı erdem haline getirmiş insanların hemen bir an önce birbirleriyle destek ve iletişim haline geçip birbirlerine destek olmaları anlamında ve gönüllülük anlamında hocam hizmet etmek de hani belki parası olan verdi ama parası olmayan da bu sefer kendi bedeniyle, vaktiyle hizmet etmeye gayret ettiler. Bu anlamda çok şanslı bir ülkedeyiz. Çok şanslı bir, kendimizi şanslı addediyoruz. Böyle bir hasret olan bir milletin içerisinde yaşadığımızdan dolayı. Büyük bir nasip. Büyük bir nasip. Çünkü dünyanın her yerinden kendi vatandaşlarını alıp ülkesine getirip tedavi eden ve bu virüs belasından muhafaza altına alınan bir devletteyiz. Hatta özür dilerim. Almanya'da olsa gerek hocam. Cami derneklerindeki gençler toplanmışlar. Gayrimüslimleri ziyarete gitmişler. Yaşlıları. Yani Avrupa'daki yaşlılarda yalnızlık çok daha fazla. Çok kolay kolay kapıları çalınmaz. Malumunuzdur sizin de gitmiş görmüşsünüzdür. Evet. Kapıları çalındığında yaşlılara ihtiyaç malzemesi de götürmüşler, erzak götürmüşler. Ve şaşırmışlar. Siz Müslümansınız, biz ne ödeyeceğiz bunun karşılığında diye sorduklarında biz yardım için geldik. Cevabını alınca şaşırmışlar. Biz sizi böyle bilmiyorduk, sizden özür diliyoruz demişler. Müslümanın hasleti bir gayrimüslim toplumda da öne çıkıyor esasında. İşte tam da aslında bunu anlatmaya çalıştım hocam. Çok güzel ifade ettiniz. Estağfurullah. İnanç, inanmak, yani mümin olmak çok farklı. Her durumda çok farklı hocam. Yani bahsettiğiniz ülkelerde yaşlarını bakım evlerinde unutup ölmelerine, ölümler gerçekleşti. Bunlar gizlendi, birçok haberlerde dinledik hocam. Ama inanan bir mümin ne yaptı? Din, dil, ırk fark etmeksizin yaşlıların kapılarına varmak suretiyle onların bizim için değerlidir onlar, tecrübedir onlar, rahmettir onlar. Ya onun için iman çok başka bir şey hocam. Her durumda iman ümit demektir. Yani her durumda ümit var olabilmek demektir. Bu anlamda bizim ülkemizdeki süreçten bahsettiğimiz zaman hani Beşir Derneği de bu süreçte vefa destek gruplarıyla valiliklerimizin oluşturduğu vefa destek gruplarıyla koordineli bir şekilde Mart ayının ortalarından itibaren başlamak suretiyle bugüne kadar gece gündüz yani sokağa çıkma yasaklarında olduğu zamanlar dahi sabahından gecesine sahuruna varıncaya kadar hocam kapı kapı dolaşmak suretiyle 65 yaş üstü vatandaşlarımıza, kronik hastalarımıza, zaten ihtiyaç sahibi olan ailelerimize gıda, temizlik, hijyen paketleri, elhamdülillah, yani temizlik paketleri ulaştırmanın gayretinde oldular. Yemek götürdüler, ekmek götürdüler. Yani yaşlılarımızın neye ihtiyacı varsa, vefa destek gruplarına ne geldiyse veyahut da Beşir temsilciliklerimizden hangi talepler olduysa canla başla çalıştılar hocam. Çocukları da unutmadılar. Onlara oyuncaklar götürdüler, top götürdüler, oyunlar yaptılar onlara. Çünkü malumunuz hem 20 yaş altı hem de 65 yaş üstü evde kalmaları gerekiyor. Yasa gereği
Çocuklar sürekli dışarı çıkmak isteyen, hareketli, aktif bireylerimiz. Onları da Beşir Derneği düşündü ve onlar için çeşitli projeler geliştirdi. Edirne'den Kars'a kadar. Bu süreç tamamen aslında paylaşarak bence çok rahat ve huzurlu bir şekilde geçtiğine inanıyorum hocam. Zaten devletimiz de çok güçlü elhamdülillah. Kimsenin bir kaygısı olduğuna inanmıyorum. Olumsuz düşünenlerin de bence çok iyi bakmadan tamamen olumsuzluklar üzerinden gittiklerini, aslında çok da o kadar olumsuzluğun olmadığını, yani geldiğimiz şu noktada baktığınız zaman vaka sayılarımız hızlıca düşüyor. Hastalarımız çok hızlı bir şekilde iyileşiyor. Hastanelerimizdeki kapasite %30'larda kadar düştü, doluluk kapasitesi. Yani elhamdülillah paylaştık, dayanışma içerisinde, birlik içerisinde, devletimize güvenerek çok güzel bir süreç geçirdik. Evet. Elhamdülillah. Fatih abi, Allah razı olsun. Yani bu süreçte hakikaten biraz da takip etmeye çalıştık. Gerçekten takdire şayan hizmetleriniz oldu. Özellikle Beşir Derneği'ni çok ciddi manada takip ettik. Tabi aynı zamanda farklı sivil toplum örgütleri de var. Onlar da çok ciddi hizmetler yaptılar. Bu süreçten sonra Beşir Derneği'nin herhangi bir planı var mı? Ya da rutin olarak nasıl bir yardım yapmayı düşünüyorsunuz? Hocam bizim Beşir Derneği ulusal ve uluslararası insani yardım organizasyonu. Sadece Türkiye'de yapmadık bu çalışmaları aslında. Biz Yemen'den, Somali'den, Arakan'dan, Bangladeş'ten, Suudan'dan tutun da birçok mazlum coğrafyada bu virüs salgını sürecinde de biz insanlara, buradaki bizi bekleyen, bizden yardım bekleyen insanlara da bu süreci, bu yardımları ulaştırmanın derdinde ve gayretinde olduk. Yani az önce de bahsettim. Ülkemiz çok güçlü, imkanlarımız var elhamdülillah. Bizim hiçbir şeye ihtiyacımız yok ama bir devleti dahi olmayan milyonlarca kardeşimiz var. Geniş bir coğrafyada. Devlet nizamı oluşmamış. Devlet nizamı oluşmamış. İsmi var sadece. Veyahut da muhacir durumuna düşmüş, yerinden edilmiş, savaşla, iç savaşlardan dolayı evlerini, memleketlerini terk etmek zorunda kalmış ve hiçbir şeyleri olmayan, zaten virüse karşı alacak hiçbir tedbirleri, hiçbir imkanları olmayan birçok insan aslında Türkiye'den bu süreçte yardım bekledi. Gerek Türk devletimiz birçok ülkeye biliyorsunuz yardımlar ulaştırdı. Kendi vatandaşından yeterken aslında yüzlerce ülkenin de ihtiyacını gidermek gibi böyle bir zor zamanda böyle bir onura sahip olduk hep beraber. Aynı şekilde sivil toplum kuruluşları da bu çalışmayı yürüttüler hocam. Dediğimiz gibi birçok coğrafyada bunlar yapıldı. Bundan sonra da yani yardımlaşmak hususunda çalışmalarımızı daha artırmamız gerektiği ortada. Değişen bir süreç var hocam. Yani deniliyor ya, bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Yeni sistemler, yeni hayat tarzları, farklı uygulamalarla birçok şekilde hayatımızın yönü değişmiş olacağı söyleniyor. Biz de insani yardım anlamında bu çalışmaları nasıl farklılaştırabiliriz? Zamanın getirdiklerine uygun bir şekilde hem Türkiye'deki ihtiyaç sahiplerine hem de ki mazlum coğrafyalardaki, gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimize bu hizmetleri nasıl ulaştırırız üzerine aslında çalışıyoruz. Yeni süreç bize neyi getireceği şu anda çok kestiremediğimizden ama bununla ilgili sanallaşmak, dijitalleşmek gibi şeyler konuşulduğundan dolayı Beşir Derneği ihtiyaç sahiplerine ulaşabilmek adına network'ünü genişletmek ve bu çalışmaları bize, ihtiyaç sahiplerinin bize ulaşmalarını, bizim de onlara ulaşmak konusundaki pratiği daha da hızlandıracak sistemleri geliştirmeye çalışıyoruz hocam inşallah. Allah-u Teala muvaffak olsun inşallah. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Davetimize icabet ettiniz. Bayram sizi de buraya yorduk. Hakkınızı helal. Estağfurullah hocam. Bu bayram sevincine bizleri de ortak ettiniz. Gönlünüze sağlık. Ayağınıza sağlık. Çok sağ olun hocam. Bu muvaffakiyet versin. Çalışmalarınızda tevfikinizi artırsın. Allah razı olsun hocam. Ve sizin sahur programında söylediğiniz çok önemli bir şey vardı. Yardımı nereye yapmaları lazım? Vaktimiz var mı hocam? Birkaç dakika. Yardımı nereye yapmaları lazım izleyicilerimiz diye sormuştum size. Siz de demiştiniz ki, eğer yardımda şartlı değil de bizi serbest bırakırlarsa biz belki bir su kuyusu yerine
gölet gibi, evet, barajlar inşa etmek, inşa evet. edebiliriz. Köyün meydanında değil, evlere su götürebiliriz. Evet hocam. Belki de yardımda bulunan şahsın komşusu açtır, haberi yoktur. Büyük şehirlerde özellikle bu vardır. Yeni iflas etmiş, işinden olmuş, evini alacak ekmeği yoktur. Ama biz bundan haberdar olabiliyoruz. Evet hocam. Komşusu haberdar olamayabilir. Dünya çok küçük ama bir taraftan da o küçüklüğü bizi birbirimizden de uzaklaştırmış maalesef. Evet. Bir takım gerekçelerle. Bir apartmanda yaşıyorlar ama birbirlerini tanımıyorlar. Böyle durumlar vaki maalesef. Maalesef. Dolayısıyla bizi serbest bırakırlarsa biz nereye, hangi şartlarda, nasıl yardım yapılması gerektiğini çok daha iyi organize edebiliriz demiştiniz. Evet hocam. Müthiş bir tepki almıştık izleyicilerimizden. Bu vesileyle bayram günü onu da hatırlatmış olalım. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Yüreğinize sağlık. Teşekkür ederiz. Ben hani bitirirken üzerimizdeki selamları da vermek isterim hocam. Yani biz Yemen'de, Sudan'da, Somali'de, Arakan kamplarında yüz binlerce insana ulaştık ve onların hayır dualarını aldık. Elhamdülillah. Suriye'de o duvar yaptığınız evet, aileler. Evet, Suriye'de hocam. Yaptığımız aileler. Türkiye'deki kardeşlerine çok selam söylediler hocam. Aleykümselam. Allah razı olsun. Vardığımız kapılardaki yetimlerin, teyzelerin, nenelerin hayır dualarını, hayır söylemlerini, bayram tebriklerini sizlere ve şahsınızda Semerkant TV izleyicilerine iletmek isterim. Üzerinize bir borçtu. Kardeşlerimizin hepinize selam var. Aleykümselam. Asr-ı Saadet'te olduğu gibi günümüzde de muhacirler üzülmesin, ensarlar hep olacaktır inşallah. Elhamdülillah. Allah razı olsun. Yüreğinize sağlık.